yeter, geçinemiyoruz. Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetlerine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar. Yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından alıp sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. İktidar kamu kaynaklarını bir avuç sermayedara aktarırken vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor. Adaletsizlik büyüyor. Cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Bunun için yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yılda 4 kez artırılmasını, sendikalaşma, toplu pazarlık ve görev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. Emeklilik sistemindeki adaletsizliklere son verilmesini istiyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte vergide adalet yasasının oy birliğiyle meclisten geçirilmesini istiyoruz. Az kazananın az, çok kazananın çok vergi verdiği, ücretli ve tüketim üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını, sermayenin ve zenginlerin vergisinin arttığı adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine kurulu. Vergide adalet, vergide adalet, ülkede adalet için 2 yıldır sürdürdüğümüz bu mücadele sürecinin yeni bir dönemini başlattık. Dün Kırşehir'de başlayan alan eylemleri öncesinde geçtiğimiz haftalarda iş yerlerinde bildiri okumalarla başlayan bu süreç dün Kırşehir'de yaptığımız ilk basın açıklamasıyla başladı. Bugün şu an İstanbul'dayız. Bundan sonra bugün yine Kocaeli'nde ve Gaziantep'te. Yarın Adana, Artvin, Balıkesir, İzmir ve Muğla'da. Cuma günü Bursa'da, Çanakkale'de ve Tunceli'de. Pazartesi günü Antalya ve Çorlu'da. Salı günü Eskişehir'de, Manisa'da ve Gebze'de. DİSK'in örgütlü olduğu, DİSK bölge temsilciliklerinin bulunduğu bütün kentlerde kitlesel biçimde DİSK'liler tüm mücadele arkadaşlarıyla birlikte alanlarda, sokaklarda olacağız.